Evet değerli izleyenler şimdi farklı bir ağacın başına geldik. Aslında bu ağaç bizim için çok güzel bir örnek. E, hatalı bir budama yapılmış, hatalı şekil verilmiş. Şu an tabi siz bunu bu ağaca baktığınızda normal gibi gelebilir ama birazdan ben size yakından göstereceğim. Ne kadar anormal olduğunu, ne kadar sakıncalı olduğunu göstereceğim. Şimdi burada 3 tane yan dalımız var ama bir liderimiz yok. E, bu birinci hatası bu ağaca şekil vermede yapılan. E, şimdi hemen bu üç dalı incelemek istiyorum. Bakın bu üç dal bir kere aynı yerden çıkmış. Bakın şurayı göstereyim ben size. Bu üç dal aynı seviyeden çıkmış. Biz hiçbir zaman aynı seviyeden çıkan yan dallar istemiyoruz. Eğer çıkacaksa birinci dal buradan çıkıyorsa ya da ikinci dal buradan çıkıyorsa birinci dal mutlaka onun 10 ila 15 santim altından çıkmalı ki daha kuvvetli bir iskeletimiz olsun. Şimdi eğer biz bu dalı böyle bırakırsak yani üçünü de böyle bırakırsak 5 sene sonra, 10 sene sonra bu dalların kalınlaştığını düşünmek lazım. Bakın bu dalların kalınlaştığını düşündüğümüz zaman bu arada bir sıkışma olacak. Belki birbirini itecek ki bu dallar kalınlaştığında ilerleyen uçlarında da bir sürü dal olacak. Onlarca, yüzlerce belki dal olacak. Ve onların ağırlığıyla, yaprakların ağırlığıyla bu dallar kırılmaya çok çok müsait olacak. Şimdi peki böyle bir Ağaçta karşılaştığımızda ne yapacağız? Şimdi böyle bir ağaçta karşılaştığımızda yapacağımız aslında tek bir hareket var. O da yeniden taşlandırmak, yeniden şekil vermek. Yani kökten çözüm, buradan kesmek. Peki kesmeden bu ağacı kurtarabilir miyiz? Zor gözüküyor. Şöyle zor gözüküyor. Şimdi kesmeden bu ağacı kurtarmamız için öncelikle şu ortadaki dalı çıkartmamız lazım. Ama ortadaki dalı çıkarttığımız zaman... Bu sefer sadece iki tane bizim yan dalımız olacak ve Y şeklinde büyüyecek. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz ağacımızın daha geniş büyümesini istiyoruz. Eğer biz Y şeklinde büyüteceksek mesafelerimizin de çok sık olması lazım zaten. E, ya da onu farklı bir sistemle yani hem farklı bir terbiye sistemiyle tüm ağaçları aynı terbiye sistemiyle budamamız lazım. Hem de dikim mesafelerimizin değişik olması lazım. Ama burada öyle bir sistem olmadığı için hepsi farklı yaşlarda olduğu için Ben bu ağacı Y şeklinde büyütmek istemiyorum Burada çok Önemli bir konu Ağaç Yanlış büyütüldüğü için aslında Biz Zamandan kaybettik yani Şu an bu dal 4 yaşındaysa 3 yaşındaysa biz 12 yılı Boşuna kaybettik Dolayısıyla ilk fidan döneminde Fidanı diktikten sonra vereceğimiz şekil, seçeceğimiz dallar çok önemli. Bunu da burada bu örnekte görmüş olduk. Şimdi ağaca genel olarak baktığımız zaman sürgünlerin de iyi pişkinleşmediğini ve kışın soğuktan bakın zarar gördüğünü görüyoruz. Bakın buralar soğuktan zarar görmüş. Çünkü iyi pişkinleşmediği için. Tabii bu pişkinlik meselesi ağacın beslenmesiyle, hava koşullarıyla alakalı bir durum. Kışa girmeden önce aslında bordo bulamacıyla ağacımızı pişkinleştirebiliriz. Ee, Tabi biraz gölgede kalan dallar olursa onlar da yine pişkinleşmez. Dolayısıyla dallarımızın da güneş görmesi lazım. Şimdi genel itibariyle baktığım zaman ağacın tüm sürgün uçlarının zaten zararlandığını görüyorum. Dolayısıyla zaten buralarda bir budama yapacağız. Ama totele baktığımızda bizim için şekil önemli. Ben şöyle yapacağım. Ortadaki dalımı bırakacağım ya da sağdaki dalımı da soldaki dalımı da bırakabilirim. Ama diğer dalları keseceğim. Sonrasında şuralardan yeni sürgünlerin çıkmasını bekleyeceğim. Yani alt taraflardan yeni sürgünlerin çıkmasını bekleyeceğim. Dikine büyüyen sürgünlerden bir tanesini seçeceğim. Onu lider olarak bırakacağım ve yan dalların çıkmasını sağlayarak bu ağaca daha düzgün bir şekil vereceğiz. Bu sistemde bu ağacın büyümesi şu an için sıkıntılı değil ama ilerleyen yıllarda dediğim gibi tekrar ediyorum bakın aynı seviyeden 3 tane dal çıkmış. Yönleri farklı olsa bile bunların kalınlaştığını düşündüğümüzde bunlar zaten birbirini itecek. Aralarına kabuk girecek. Hastalık zararlı zaten yani zararları için yuva olacak. O ayrı bir konu. Ama sağlıklı olmayacak. Zaten ortası açık bir sistem olacak. Bunları tamamen bıraktığımızda bakın. Bu, bu tarafa gidiyor bu bu tarafa gidiyor. Biz ortasını her ne kadar kapatsak da çok sağlıklı bir büyüme olmayacak. O yüzden ben bu ağaçta işte bir tane ihtimal dahilinde bırak normalde bırakmam ama ihtimal dahilinde bir tane soluk dal bırakacağım ve diğer dalların tamamını keseceğim. Evet, önce hangi dalı bırakacağımıza bakacağım. Buradan şu soldaki dalı bırakacağım. Diğerlerini keseceğim. Sonraki yıllarda sürgünler çıktıktan sonra Şimdi burada rüzgar şu taraftan esiyor. Dolayısıyla ben şuradan çıkan bir sürgünü bırakacağım ilerleyen dönemlerde. Sonra bu soluk dalımızı da buradan keseceğiz. Şimdi önce ortadaki dalı çıkartmak istiyorum. Yine programımıza başlamadan önce biz aletlerimizi temizledik. Şimdi şuradan testereyle ortadaki dalı ben çıkartmak istiyorum. Bakın şimdi böyle biraz önce de söyledim. Böyle bırakabiliriz ama bizim Y sistemimiz olur. Biz bunu istemiyoruz. Ama belki birçoğunuz ya böyle kalsa da olur. Benim işimi görür diyor olabilirsiniz. Ama ben böyle bir sistem bu ağaçta istemiyorum. Çünkü alanımız geniş. Ee, bu şekilde de bırakabiliriz ama zaten dallarımızın uçlarında sürgünlerin uçlarının çoğu gitmiş. Bakın buraya kadar. Şuraya kadar kurumu olmuş. Ee, yani çok da zaten işe yarar. Bir dal olmayacak. Bakın bunların hepsinin ucu gitmiş. Bakın şurada bir sürü sürgün ucu kurumuş. Dolayısıyla ben bir tane soluk dal bırakarak diğer taraflardan, daha doğrusu gövdenin alt kısmından yeni sürgünlerin çıkarak lider bir dal oluşturacak şekilde ilerleyen dönemlerde şeklini vereceğim. Bu ağaçlarda budama şuralarda budama yapabilirim ama gerek yok. Ee, yine de içimiz rahat etsin diye zararlanmış sürgünleri buradan çıkartalım. Bakın sürgünlerimizin tamamı zararlanmış. Hatta bunu komple ipten çıkartıyorum. Yine sürgünümüz gitmiş. Bakın uçlarda yine kurumalar olmuş dibine kadar. Bakın buraya kadar kurumalar olmuş. Buralarda da gözlerimiz yok. Zaten bu ağaçta kurumaya doğru gidiyor. Ama ben yine şimdilik soluk dal olduğu için şimdilik bırakacağım. Yine bakın burada da sürgünlerimiz kurumuş. Soğuktan zarar görmüş. Bunları da buradan çıkarttım. Yine bakın şurada da kurumalar olmuş. Şurada bir burayı da alacağım komple. Evet şimdilik yine bunu toprağa bakan bir göz üzerinden bırakacağım ama zaten bu dalımız buradan yeni sürgünler çıktığında Budalımızı da komple alacağız. O yüzden şu an nasıl şekil verdiğimi çok önemi yok. Yine burada zararlanmamız olmuş. Hatta ben şurayı komple kısaltmak istiyorum şimdilik. Evet şuradan bakıyoruz yine burası da kurumuş. Yine dışarı bakan bir göz üzerinden kısaltmamı yapacağım. Bu zaten komple gitmiş. Burası da gitmiş. Burada uç alma yapmayabilirim çok önemli değil şu an. Evet, yine burada da toprağa bakan bir göz üzerinden kısaltacağım. Şu dalımızı da alacağım ben. Evet, buradaki dalımızı da alacağım. Zaten dediğim gibi bunun şu an hiçbir önemi yok. Sadece biraz temizlemek için ben bıraktım. İleride rüzgar bu taraftan eseceği için şu bölgeden çıkan bir sürgünü bırakarak buradan bir lider lider büyüteceğim ve o liderin etrafında sağa sola, doğuya batıya giden 4-5 tane aralarında mesafe olan yani üçü üçü de buradan aynı yerden çıkmayan yan dallar bırakarak ağacımı normal güzel bir şekilde büyüteceğim. Şimdi bunu yapmasaydık ilerleyen dönemlerde daha sert budamalar yapacaktık. Ağacımız sıkıntı yaşayacaktı. keşke bu işlemi çok çok yıllar önce fidanın ilk yıllarında yapılsaydı bu işlem o zaman biz buraları kesmek zorunda kalmayacaktık. Normalde şu kesim şekli de yanlış çünkü iki tane farklı yerden yara açtık sırf dediğim gibi bu dalı Biz Yeniden şekil vermek için yeniden Gençleştiriyoruz aslında o yüzden kestik Bakın şu an ağlamalar Başladı burada ee, Çünkü ağaçları suyurmaya başlamış Henüz gözler kabarmamış ama e, Havalar sıcak gittiği için e, Mart ayında Özellikle Ankara'da e, Burada Ağlamalar Gözüküyor Şimdi bu yara yerlerimize yine ilacımızı sıkacağız. Ee, i̇lacımızı sıktıktan sonra yine kapatıcı da buraları kapatacağız. Ama biraz ağlamanın durmasını bekleyeceğiz. Evet şimdi yine daha önce hazırladığımız %2'lik bordo bulamacımızı buraya sıkıyoruz. Açtığımız yara yerlerine. Bunu yara yerlerini açtıktan hemen sonra yaparsak çok daha güzel olur. Ee, dediğim gibi ikinci kez sıkabiliriz ama gerek yok. Zaten bu kuruduktan sonra biz Burayı kapatacağız. Şimdi bu sıktığımız ilacın burada kurumasını bekleyeceğiz. Ağlamanın da biraz kesilmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da burayı kapatıcıyla kapatacağız. Evet arkadaşlar, ağacımıza sıktığımız ilaç kurudu. Şimdi geldi açığımız yaraları kapatmaya. Burada zaten biz büyük olarak iki tane yara açmıştık. Şimdi ben yine su bazlı silikonlu plastik boyamdan buraya sürerek bu yaraları kapatacağım. Yine dediğim gibi bu ağacımızda da ağlama var. Su yürümeye başlamış. Dolayısıyla sürdüğümüz boyaları ilerleyen dönemlerde tekrar kontrol edip boyamız aktıysa yenilemekte fayda var. Evet şu an iki tane açtığımız büyük yarayı da kapattık. Bir de şurada bir tepe kesimi yapmıştık. Şöyle buraları da şimdilik kapatacağım. Zaten bu dalı biz soluk dalı olarak bıraktık. İhtimal dahilinde. Normalde bırakmam ben ama e, soluk dalı olarak bıraktık. Buralardan sürgün çıkmasını istiyorsak çantik katabiliriz aslında buralara. E, buradan yeni sürgünlerin çıkmasını sağlamak için. Evet bu ağacımızın da budamasını bitirdik. Yarısını kapattık. Şimdi başka ağaçlara geçeceğiz. Başka ağaçlarda da farklı tipteki ağaçlarda da budumaların nasıl yapılacağını yine şeklin nasıl verileceğini ya da mevcut şeklin nasıl değiştirileceğini nasıl korunacağını başka ağaçlarda da göstereceğiz. Müzik